Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Muhammed Turan Şehitoğlu. Sistem Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Arkadaşlar bugünkü dersimizde size anlatım bozukluğu konusunu anlatacağım. Anlatım bozukluğunun bir bölümünü Zümre arkadaşım anlatmıştı. Anlatım bozukluğunun diğer bölümü olan anlama dayalı kısmını ise ben anlatacağım. Anlatım bozukluğu nedir? İlk önce onu belirteyim. Ondan sonra sizinle anlatım çalışalım. Anlatım bozukluğu cümle düzeyindeki dil yanlışlarıdır. Cümle düzeyindeki dil yanlışları bizim bazı anlamlarımızı rahat şekilde anlamamamıza, bazı durumların aksamasına, bazı anlamların yanlış aksedilmesine sebep olabilir. Bu bakımdan anlatım bozukluğundan kaçınmamız gerekiyor. Bununla beraber biz tabii olayı sadece konu çerçevesinde değerlendirmiyoruz. Türkçemiz bizim ses bayrağımız. Dil bir milletin şah damarıdır. O bakımdan biz elimizden geldiğince anlatım bozukluğundan uzak durmalıyız. Cümlelerimizi elimizden geldiğince düzgün kullanmaya çalışmalıyız. Arkadaşlar, anlatım bozukluğu çokça alt başlığa sahip olan konulardan bir tanesi. Bu alt başlıklardan birincisi anlama dayalı anlatım bozukluklarının alt başlıklarından birincisi gereksiz sözcük kullanımı ve bu gereksiz sözcük kullanımının da alt başlığı ise eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Peki eş anlamlı sözcükler nedir? İlk önce onu hatırlayalım. Eş anlamlı sözcük yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Bu sözcükler elimizde epey var. Fakat bu sözcüklerin bir cümlede bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasına dair örneklere bakalım. Birinci örneğe baktığımızda annemden inceliği, merhameti, vefayı ve acımayı öğrendim. Burada arkadaşlar merhamet ve acıma eş anlamlı sözcüklerdir. İncelik nezaketle, zarafetle alakalı, vefa, unutmamayla, bağlılıkla alakalıyken merhamet ve acıma eş görevli sözcüklerdir. Bu bakımdan bu sözcüklerden birisini cümleden çıkartarak anlatım bozukluğunu ortadan kaldırırız. Annemden inceliği, merhameti ve vefayı öğrendim şeklinde veya annemden inceliği, merhameti ve vefayı öğrendim şeklinde kullanabiliriz. Yani bu sözcüklerden birini cümleden çıkartarak sorunu giderebiliriz değerli gençler. İkinci cümleye baktığımızda çocuk neredeyse merdivenlerden düşecek de az kalsın şeklinde bir cümle var. Neredeyse ve az kalsın ifadeleri eş görevlidir, eş anlamlıdır. Bu sözcüklerden birini çıkartarak sorunu giderebiliriz. Çocuk neredeyse merdivenlerden düşecekti kullanımımız da doğru. Çocuk merdivenlerden düşecekti az kalsın kullanımımız da doğru. Bu şekilde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Bu başlığın son örneğine baktığımızda müdür bey davranışları, sözleri, ilkeleri, sıcaklığı ve prensipleriyle bize örnek oldu. Bu cümlede ilkeleri sözcüğü ve prensipleri sözcüğü hemen öne çıkıyor. Davranış hareketle yaklaşımla alakalı. Sözler kelimeyle kendimizi ifade edişimizle alakalı. Sıcaklık, samimiyetle alakalı. Ama ilke, kurallar ya da hayatımızda gösterdiğimiz çizgiler, prensip de aynı anlamda geliyor. O bakımdan müdür bey davranışları, sözleri, ilkeleri ve sıcaklığıyla bize örnek olduğu şeklinde kullansak yeterlidir. Yani bu cümlede de söz konusu sözcüklerden bir tanesini çıkartarak anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Geldik ikinci alt başlığımıza. Anlamca birbirini kapsayan, yani içeren sözcüklerin bir arada kullanılması. Bu başlık diğerine göre sizi biraz daha zorlayabilir. Bu başlıkta daha çok dikkat gerekiyor arkadaşlar. Burada söylemek istediğimiz şey, bir sözcük başka bir sözcüğün anlamını kapsıyorsa cümlede
bir sözcük bir cümlede başka bir sözcüğün içerisinde yer alan ekin anlamını kapsıyorsa ikinci belirttiğimiz kısım kullanılmaya, kullanılmamalıdır, kullanılmasına gerek yoktur. Burada yağmur sözcüğü ve yağar sözcüğüne dikkat edelim. Yağmur zaten yağar. Yani yağmur, yağmur kısmını kapsamaktadır arkadaşlar. Öyleyse yağmur yağdı cümlesinde hata yok ama yağan yağmuru aldırmadan ilerlesin cümlesinde hata vardır, anlatım bozukluğu vardır. Yağan sözünü buradan çıkartarak da sorunu giderebiliriz. Yağmuru aldırmadan ilerledi cümlesi doğru bir cümledir. İkinci cümlede siyasi liderler 2 saat süreyle görüştü. Bu cümlede 2 saat ve süre ifadelerine dikkat edelim. 2 saat zaten arkadaşlar süredir. O bakımdan 2 saat buradaki süre sözcüğünün anlamını kapsamaktadır. Bu açıdan süreyi bu cümleden çıkartmalıyız. Cümleden çıkartırsak anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Siyasi liderler 2 saat görüştü şeklinde söylemeliyiz. Sivasspor Trabzonspor maçı 0-0 berabere bitti. Arkadaşlar 0-0'ın zaten beraberlik anlamına geldiğini biz biliyoruz. O bakımdan buradaki beraberlik sözcüğünü kullanmaya gerek yok. 0-0 buradaki sözcüğün anlamını kapsıyor zaten. Bundan ötürü Sivasspor Trabzonspor maçı 0-0 bitti şeklinde kullanırsak anlatım bozukluğu ortadan kalkar. Veyahut da Sivasspor Trabzonspor maçı golsüz beraber bitti deseydik de olurdu. Ama şu şeklindeki kullanım hatalıdır. 4. örneğimizde arkadaşım dünkü soruları hemen çözüverdi. Buradaki hemen sözcüğü çabukluğu belirtir. İyi vermek eki de tezlik bildiren ekini hatırlayacak olursanız çabukluğu belirtir. Bu soruda da yine birinden birinde tercih yapmamız gerekiyor. Arkadaşın dünkü soruları hemen çözüverdi. O zaman ya şöyle demeliyiz. Arkadaşın dünkü soruları hemen çözdü. Veya da şöyle demeliyiz. Arkadaşım dünkü soruları çözüverdi. Birinden birinde tercih yapmalıyız. Gerçi bu sorunun geliş şekline göre değerlendirilebilir. Soruda hangisinin çıkması gerektiğini söylerse biz de ona göre hamlede bulunuruz. Bu başlığın son örneğine baktığımız arkadaşlar şöyle bir cümle var. Onunla yıllarca karşılıklı mektuplaştık. Mektuplaştık. Kelimesinde pişkinlik vardır. Arkadaşlar, pişkinlik zaten ya karşılıklı yapılır ya birlikte yapılan bir eylemdir. Karşılıklı mektuplaştık gereksizdir burada. Onunla yıllarca mektuplaştık şeklinde kullanırsak sorunu giderebiliriz. Bu başlığı da hallettikten sonra sıra geldi. Yardımcı eylemin gereksiz kullanımına. İlk önce yardımcı eylem nedir onu hatırlayalım. Yardımcı eylem ismi fiil durumuna dönüştüren kavramlarımızı etmek, olmak, kılmak, eylemek, uyurmak, bulunmak kavramlarıydı. Bu kavramlar isimle, yanında bulunduğu isimle beraber bir eylem ortaya koyuyordu. Bu kavramlar bağlı bir kullanmamız gereken yerler var. Mesela fark etmeyi farklanmak şeklinde söyleyemeyiz. Namaz kılmayı namazlanmak şeklinde söyleyemeyiz. Bu dil hatasıdır. Ama bazı yerlerde de gereksiz kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta da son zamanlarda dikkat ediyoruz. Yardımcı eylemler gereksiz kullanılıyor. Mesela diyorlar ki heyecan yapmak, bekleme yapmak. Bu örneklere bakalım. Polis sürücüye seslendi. Bekleme yapmayın. Peki arkadaşlar burada neden bir hata var? Neden yardımcı eylem gereksiz? Arkadaşlar biz yapım ekiyle yardımcı eylemin görevini sağlayabiliyorsak, öyleyse yapım ekini tercih etmemiz gerekir. Türkçe'de böyle bir imkan varken yardımcı eyleme gerek duyulmaz.
Buna yola çıkarak da burada bekleme yapmayın şeklinde kullanım hatalıdır. Bekleme yapmayın yerine oradaki görevli beklemeyin ya da beklemeyiniz şeklinde söyleyebilirdi. Ama bekleme yapmayın derse anlatım bozukluğuna sebep olur. Heyecan yaptığından o soruyu çözemeyin. Stres yaptığından, heyecan yaptığından olmaz. Doğru kullanımlar değildir. Heyecan yaptığından denilmemesi gerekir. Buradaki yaptığım yardımcı eleme gereksiz kullanılmıştır. Peki nasıl düzeltebiliriz bunu? Heyecanlandığında o soruyu çözemedim. Cümlesi hatalı değildir. Anlatım bozukluğundan arınmış bir cümledir. Ama heyecan yapmak bir anlatım bozukluğudur. Ödemini kontrol ettirmiş olanlar yerine geçebilir cümlesine inceleyelim. Ödemini kontrol ettirmiş olanlar olmak da bir yardımcı eylemdir ama burada gereksiz kullanılmıştır. Hapsolmak dese doğru kullanım. Ama ödevini kontrol ettirmiş olanlar yerine geçebiliriz şeklinde kullanım yanlış. Ödevini kontrol ettirenler kullanım ise doğru kullanımdır. Bu şekilde sorunu gidermiş oluruz. Ödevini kontrol ettirenler yerine geçebilir derse sorun ortadan kalkar değerli öğrenciler. Ve anlama dayalı anlatım bozukluğunun başka bir alt başlığına geçiyoruz. Sözcüğün yanlış kullanılması. Günlük hayatta biz sözcükleri çağrışımlar sebebiyle, ses benzerlikleri sebebiyle ya da bir yörenin, bir topluluğun o sözcüğe farklı bakış açısı getirerekten o sözcüğü cümle içerisinde kullanması sebebiyle biz bazı yanılgılara düşmekteyiz, yanlışlar oluşturmaktayız. Karıştırılan sözcüklerimiz var. Bunlar genellikle çağrışımlarla alakalı. Karıştırılan sözcüklerin kullanımına baktığımızda, buradaki örneklere baktığımızda, seçenekler karşısında çekingen durumdaydı. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi çekingen kavramının kullanılmasıdır arkadaşlar. Çekingen utangaç anlamına gelir, utangaç anlamına gelir. Seçenekler karşısında çekingen durumdaydı yerine çekimsel demesi gerekiyordu. Seçenekler karşısında çekimsel durumdaydı dersek anlatım bozukluğu ortadan kalkar. Çekimsellik zira seçenekler karşısında karar verememek durumuyla alakalıdır. Burada doğru kullanım çekimsel ifadesinde kullanılır. Evim okula 100 metre yakınlıktadır. Arkadaşlar, biz bir alandan, bir yerden azıcık da olsa uzaklaşıyorsak onu uzaklık kavramıyla ifade ederiz. O bakımdan buradaki yakınlık ifadesi doğru değildir. Burada evim okula 100 metre uzaklıktadır ifadesi doğru kullanımdır. Bu şekilde ortada kaldırıyoruz anlatım bozukluğunu. Dördüncü örnekte o kadar uyarmama karşılık beni dinlemedi. Karşılık bir cevapla alakalı, karşılık bir ödemeyle alakalı ama o kadar uyarmama karşılık yerine burada uyardığın halde anlamını söylemeye çalışmış kişi. O zaman uyardığın halde anlamını karşılayacak kavramlar bizim burada ya rağmendir ya da karşındır. Burada karşın ifadesiyle, karşın sözcüğüyle karıştırılmış. Karşın sözcüğünü burada kullanırsa anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor sevgili öğrenciler. Son örneğe bakalım. Adamcağızın vücudunu yara kapsamış. Kapsamış, dahil etmekle alakalı. Kapsamak genellikle soyut sözcüklerle, soyut durumlarla, bir konuyla alakalı durumlarda karşımıza çıkıyor kapsamak.
Ama burada adamın vücudundan ve yaradan bahsettiğimize göre temasla alakalı bir sözcük kullanmamız gerekir. O bakımdan kapsamak yerine burada kaplamış dersek anlatım bozukluğunu ortadan kaldırırız. Yani adamcağızın vücudunu yere kaplamış ya da kaplamıştı kullanımı doğru kullanılır değerli gençler. Sonraki başlığa geçelim. Sonraki başlığa geçtiğimizde birbiriyle çelişen, anlamlı çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından bahsedeceğiz. Bu bir önceki başlığa göre daha kolaydır bulunması. Daha kolay oluyor. Neden? Çünkü dikkat çekiyor hemen. Tam 3 yıla yakın bir zaman içine çekmiş. Hem tam diyoruz hem de 3 yıla yakın bir zamandan bahsediyoruz. Tam dediğimize göre yakın ifadesini kullanmamıza gerek yok. Ya da tam 3 yıl dememiz şeklinde o şekilde cümleyi kullanmamız gerekiyor. Tam 3 yıldır çile çekmiş. Ya da 3 yıla yakın bir zaman çile çekmiş. Burada tam da yakın birbiriyle çelişiyor. Birinden birinde tercih, birinden birini tercih etmemiz gerekiyor. İkinci örnekte elbette o da buraya gelmiş olabilir. Elbette sözcüğü kesinliği olabilir, ihtimal belirtir arkadaşlar. Elbette o da buraya gelmiş ya da o da buraya gelmiş olabilir. Birinden birine yine tercih edersek anlatım bozukluğu ortadan kalkar. Ve son örnekte torbada tamı tamına 2-3 kilo. Torbada tamı tamına kesinlik 2-3 kilo civarında anlamları yapıyor cümleye. Peki sorunu nasıl giderebiliriz? Torbada tamı tamına 2 kilo incir var. Torbada tamı tamına 3 kilo incir var. Ya da torbada 2-3 kilo incir var. Yani ya kesinliği ya civarında olanı kullandığımızda sorunu gidermiş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki alt başlığımız ise olumsuz, olumlu durumlarla alakalı. Bir cümlede kullandığımız kavramlar asırlar boyunca bir durumu, bir anlamı anlama karşılık gelmekte. Buna aykırı kullanımlar ise anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır. Mesela olumlu durumla alakalı bir kavram özdeşleşmiş durumdadır. Onun aykırı kullanımı anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Edebiyat öğretmenin yüzünden üniversiteyi kazandım. Arkadaşlar, kazanmak kelimesi olumlu bir durumu ifade eder. Yüzünden ise olumsuz durumu ifade eder. Edebiyat öğretmenin yüzünden değil de edebiyat öğretmenin sayesinde sözcüğünü kullanırsak sorunu gideririz. Edebiyat öğretmenin sayesinde üniversiteyi kazandım. Doğru kullanılır. İkinci cümlede bu sorunlarda onun da katkısı var. Arkadaşlar sorun olumsuz bir durum. Olumsuz bir olgu sorun. Bu sorunlarda onun da katkısı var. Ama katkı da olumlu bir durumla alakalı sözcük. Katkı yerine burada neyi kullanmamız gerekir? Katkı yerine etki diyebiliriz. Onun da etkisi var. Onun da payı var diyebiliriz. Ama onun katkısı diyemeyiz dersek anlatım bozukluğudur. Bu sorunlarda onun da etkisi var veya da bu sorunlarda onda payı var dememiz gerekiyor. Olumlu olumsuz durumlarla alakalı son örneğimize bakalım. O arabanın karşımıza çıkması kaza yapmamızı sağladı. Kaza yapmak olumsuz bir durum. Sağlamak olumlu durumlarla alakalı bir kavram. Sağlamak yerine burada o arabanın karşımıza çıkması kaza yapmamıza sebep oldu. O arabanın karşımıza çıkması, kaza yapmamıza neden oldu. Kullanımları doğru kullanımdır ama bu şekliyle kullanım anlatım bozukluğunu ortaya çıkartıyor.
Sözün yanlış anlamda kullanılması. Alt başlığına dikkat kesilelim. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bu alt başlıkta yine bazı kavramların bazı durumlarla yıllarca hatta asırlarca özdeşleşmiş olduğunu ifade edebiliriz. Onlara aykırı kullanımlar, onlara aykırı durumlar ise anlatım bozukluğuna meydana çıkartıyor. Bu adamlar direklere, tellere döşemek için gelmiş. Arkadaşlar, döşemek sözcüğü zeminle alakalıdır. Döşemek zemine yapılan bir uygulamadır. O sebeple bu adamlar direklere, tellere çekmek için gelmiş. Çekmek yukarıya doğru olur, çekmek için gelmiş kullanımı, sorunu gidermemizi sağlayacaktır. Bugün bahçemize fidanlar ektik. Fidanlar ektik. Ekmek sözcüğü tohumla alakalıdır. Fidanlar veya ağaçlar dikilir. Bugün bahçemize fidanlar diktik cümlesi doğrudur. Ama diğer şekliyle anlatım bozukluğudur. Zaten şeklinden de anlaşılacağı üzere fidan veya ağaç dik konumdadır. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Son zamanlarda teknoloji epey arttı. Evet, belki şaşırtabilir, gözümüzden kaçabilir. Burada kişi arttı yerine geliştiği kullanması gerekir. Sebebi ise burada söylemek istediği niteliktir. Arttı nicelikle alakalıdır. Kişinin söylemek istediği burada nitelikse o zaman gelişti. Sözcüğünü kullanarak sorunu giderilebilir. Son zamanlarda teknoloji epey gelişti dersek anlatım bozukluğu ortadan kalkar. Diğer örneğe bakarsak, insanlar sebze ücretinin yüksekliğinden yakınıyor. Arkadaşlar, ücret sözcüğü bir hizmetin karşılığıdır. Yenilen, yiyilen, kullanılan bir araç için, bir nesne için ücret yerine fiyat denilmesi gerekir. Burada insanlar sebze fiyatının yüksekliğinden yakınıyor şeklinde kullanırsak anlatım bozukluğunu ortadan kaldırırız. Peki ücret nerede karşımıza çıkar hocam diyecekseniz. Mesela sandala binmek istiyorsunuz. Sandala binme ücreti nedir diyebiliriz. Bu sefer orada sandala binme fiyatı nedir dersek orada da anlatım bozukluğu o şekilde olabilir. Ve bununla alakalı son örneğe dikkat kesilelim arkadaşlar. Teknoloji konusunda gençlere azımsamak doğru değil. Azımsamak yine nicelikle alakalı bir durum. Ama biz burada muhtemelen soyut bir durumdan bahsedeceğiz. Yani öğrencilerin, gençlerin niteliğinden bahsedeceğiz. Onların bakış açılarından bahsedeceğiz, manevi bir durumdan bahsedeceğiz. O bakımdan teknoloji konusunda gençleri azımsamak yerine küçümsemek, sözcüğünü kullanmak doğrudur. Bu şekilde sorun gideriliyor. Teknoloji konusunda gençleri küçümsemek doğru değil şeklinde düzelttik. Peki azımsamak nerede kullanılabilir? Azımsamak, sen bu yemeği azımsadın mı, sen bu parayı azımsadın mı şeklinde kullanabiliriz. Ama burada bu şekilde kullanırsak azımsamayı anlatım bozukluğuna sebep oluyoruz. Değerli gençler, diğer alt başlığa bir göz atalım. Sözcüğü yanlış yerde kullanılması. Peki sözcüğün yanlış yerde kullanılması nasıl bir anlam olayına sebep oluyor? Bir bakalım. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması öğretmen olarak doğduğu köye bu yaz gitmiş. Aslında günlük hayatında hızlıca kendimizi ifade ederken çok da dikkat çekmeyecek bir cümle. Öğretmen olarak doğduğu köye gitmiş ama burada şöyle bir sıkıntı var. Doğduğu köyüne öğretmen olarak gitmiş demesi gerekirken sanki dünyaya öğretmen olarak gelmiş gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Öğretmen olarak doğmuş gibi bir anlam ortaya çıkıyor ki bu anlatım bozukluğudur. Peki doğru kullanımı nasıldır?
bulduğu köye bu yaz öğretmen olarak gitmiş dersek sorunu bilebiliriz arkadaşlar. Diğer şekilde sanki dünyaya öğretmen olarak gelmiş gibi bir anlam çıkıyor ki bu da yanlıştır. Bütün gün izlediği filmin etkisinden kurtulamadı. Burada kişi izlediği filmin etkisinden bütün gün kurtulamadığını ifade etmek istemiştir ama burada bütün gün izlediği, yani filmin önünde yer aldığı için bütün gün filmi izlemiş gibi bir anlamı çıkıyor ki bu da anlatım bozukluğuna sebep oluyor. İzlediği filmin etkisinden bütün gün kurtulamadı. Etkinin üzerinden gitmediğini ifade etmek için bütün gün ifadesini etkisinden sonra yaklaşırsak anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Üçüncü örnekte, üçüncü cümlede çok sınıfta duran öğrencilerin canı elbette sıkılır. Burada kişi zamandan bahsetmeye çalışmış, öğrencilerin zaman olarak sınıfta çok durmasından bahsetmeye çalışmış ama öyle bir anlamda ortaya çıkmamış. Sanki öğrenciler farklı farklı sınıflarda duruyormuş gibi bir anlam ortaya çıkıyor ki bu anlatım bozukluğudur. Çok sınıfta duran yerine sınıfta çok duran öğrencilerin canı elbette sıkılır dersek hem zaman anlamını sağlamış oluruz hem de anlatım bozukluğunu ortadan kaldırırız değerli gençler. Yeni okula gelmiştik ki zil çaldı. Burada sanki okulumuz yeni, yakın zamanda yapılmış gibi bir anlam var. Ama bizim burada söylemek istediğimiz, karşıdakini anlatmak istediğimiz anlam zamanla ilgili yine. Okula yeni gelmiştik ki, okula yeni gelmiştik ki zil çaldı. Bu şekilde kullanın, hem söylemek istediğimize uygun oluyor hem de anlatım bozukluğunu ortadan kaldırıyor sevgili gençler. Değerli gençler, anlama dayanan anlatım bozukluğuna dair söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Anlatım bozukluğu dikkat gerektiren bir konu. O sebeple anlatım bozukluğu ile alakalı çok soru çözmeniz gerekiyor. Paragraf konusunda, yazım kuralları konusunda, sözlükte yapılır konusunda olduğu gibi anlatım bozukluğu konusunda da çokça soru çözmelisiniz. Bu şekilde dikkatli daha rahat sağlayabilirsiniz. Anlatım bozukluğu ilk hamlede başlıklar altında değerlendirilmek kolay gibi geliyor ama sonradan sorular içerisinde karmaşık şekilde sorulduğunda bizi zorlayabiliyor. O sebeple çok soru çözmenizi bu konuda tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.